Ya biz yine bir 60 saniye videosuna hoş geldiniz gencolar. Şimdi hiç ayar yapmadan doğrudan oyuna giriyorum. Şimdi şöyle hızlıca bir bakıyoruz abicim. Ne var? Ben hemen şuradan bir yemeklere odaklanayım. En azından al bunu, al bunu, al bunu, al bunu, onu da al. Koş oğlum, sen de şişman adamsın ya. Yavrucuğum, yavrum, çocuğum, gel. Gel aslanım, gel evladım. Gel, sen çok işe yarayacaksın. Sen de gel, olmadı. Seni de atalım şöyle. Hemen şuradan bavulumuzu alalım. Bavul, o balta alalım. Lan yer yok diyor. Nasıl yer yok? Böyle bir şey olamaz. 30 tanem geçti bile. Hemen yiyeceklere odaklan. Aha, kızım arka odada duruyor. Kızımı almam lazım. Gel sen, yemekler gel, çabuk 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 çabuk. Şimdi abi koşsa da çok şişman bu adam, koşamıyor ya. Gel bakayım, dobişik kızım benim. Bakayım şuradan bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum. Hızlı dön 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 dön. At bunları da. At bunları. Çok güzel, orada ben de gördüm. Radyo gördüm. Radyo işimize yarayacak. Başka su, içecek ne var? Ya çok ağır gidiyorsun ama. Şunu alabiliyor muyum? Allah. Başka yakın ne alabilirim? Bir şey alamıyorum. Atla içeri. Lan patlayacak. Zıpla. Oh be. Birinci gün arkadaşlar. Eksik var mı? Şöyle bakıyoruz sağımıza solumuza. Avrat burada. Çocuklar burada. Güzel. Bayağı diyecek toplamışım ama suyum az ya. Şu radyo çok önemli. Bu radyo ileride işimize çok önemli. Sen de öyle aval aval bakma. Aç şu kitabı oku. Evet, birinci gün. Patlamadan hemen önce hepimiz sığınağa ulaşmaya başardık. Ucuz atlattık gerçekten. Birlikte olduğumuz sürece burada işleri yoluna koyabiliriz. Hatırladığımız kadarıyla konserve ve çorba ve sağlıklı... Ya bunları geçelim arkadaşlar. Neler aldığımı gösteriyor. Bunu ne ara almışım ya? Aa, bavulun içinden çıkmış bu. Güzel. Çok iyi abi. Şimdi ilk günü hızlıca geçiyorum. Herkes sağlıklı. Maşallahları var. Güzel. Dışarı kimseye göndermiyoruz. Bu oyunda rekorum arkadaşlar 71 gün. Geçebilecek miyim bilmiyorum. Bakalım. Oğlum adamın ilk günden sakalları çıkmış ya. Tartışmayı bitirdik. Ama bu ne kadar sürecek? Teddy'yi, OJ'yi, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hepsiymiş arkadaşlar. Hepsinin maşallahı var. Ben iyi olup olmadıklarını buradan görüyorum. Üstlerine durarak bakıyorum. Oo, hepsi iyi. Üçüncü gündeyiz. Bakıyoruz. Aha. Ablacıma bir şeyler olmuş böyle. Hayırdır? Dolores artık bizimle konuşmuyor. Hey Dolores! Bizi duyabiliyor musun? Ya... Arkadaş Dolores de yok mu kafasında bir şeyle, vuru kendine gelsin ya. Şöyle bakayım, susamış. Su verim abi. Diğerlerine bir şey vermeyeyim şimdilik. Hadi buna bir de yemek vereyim. Çünkü hani aptallaşıyorlar böyle yemek vermeyince. Mahallemize ya hala yüksek radyasyon var. Daha üçüncü gün. Onun için kimseyi dışarı çıkartamayız. Dördüncü gündeyiz. Kendine gelirse eğer bakayım. Eli kolu. Baksana hala manyak manyak hareketleri. Aha deli diyor. Ah, evin annesi delirdi. Ya bu akılamadı mı ya? Ne olmuş? Hii, abi bir şey olmuş ya. Ne yapmış bunlar ya? İhtiyacımız olan bir şey varsa o da içi kitabıdır. Daha bir sayfası bile. Alevlerle buluşma ile... Ne oldu lan? Ve yangın çıkmış. Gençler uzun uzun tutuyorum ki okuyun sizde. Yangının verdiği hasarı bilmiyorum. Ya radyo gitmiş be. Keşke siz yanaydınız da radyo bir şey olmasaydı. Bu radyo çok önemliydi ya. Ama ben Dolores'i göndereceğim abi. Böyle olmaz ya. Şu aileyi bir arada tutamadı. Altıncı gündeyiz. Aa, ne demiş? Pencereleri, dişleri veya diğer mutasyona uğramış ve keskin vücut kısımları olan bir şeyin üzerimize atlayacağı korkusuyla deliğin içine baktık ama hiçbir şey olmadı. Onun yerine bir domates çorbası konserve ulaşmaya çalışan ölü bir fare balık. Yazık lan, ölmüş. Neyse, o arada da bir tane domates çorbası çalmış o fare, oradan aldık. Güzel abi. Ne susamam bitiyor kardeşim. Ne delirmen düzeliyor. Ya radyonun bozulması kötü oldu ya. Vallahi üzüldüm radyoya. Radyo önemliydi abi. Dolores yüzeye doğru gidiyor. Umarız sağ salim geri döner. Dövsün ama kapıdan içeri almayalım onu bak. Eşyalar falan varsa kapıyı bıraksın, ondan sonra defolsun gitsin. Çok sinirlendim ona. Telefon çaldığına göre... Çocuk gitsin baksın bir ya. Belki işe yarar bir şey var.
Onları reddettiğimizde konuklarımız çok mutlu olmakla belli. Tabii ki de. Yani adamlar zaten aç kardeşim, aç dolaşıyorlar ortalıkta. Sırf yorgun bakan gözleri bile o kaynaklara ne kadar ihtiyaç duydukları an acıma kardeşim. Bu durumda kimseye acımayacaksın. Sonra geliyorlar abi. Basıyorlar mekanı. Geç şimdi. Az önce duyduğunuz telefon sesini birini göndermem gerekiyor. Bu çocuğu gönderdim. Bir baksın gelsin. Aha da çocuk geldi en sonunda. Oğlum sen neredesin ya? Oğlum bu yaşlanmış büyümüş mü ne olmuş? Oy aslan parçası bir şeyler bulmuş. İlk önce onu keşfedeceğim. Bavul gözüme çarptı. Sanırım yemekler gözüme çarptı. Bir de gaz maskesi var orada. Bakıyorum şöyle sayfayı kaydırınca 2 tane yemek bulmuş. Çantamızı getirmiş güzel. Gaz maskesi de bulmuş. Aferin lan sana. Hatta bir de dama bile bulmuş. Helal olsun sana aslan parçası. Şimdi çocuk o kadar yoldan gelmiş tamam mı? Aç, yorgun. Al oğlum yemek ye. Siz yemeyin be. Çocuk yesin. Size yemek yok. Aha en sonunda kendine gel lan. Tamam dolarisi kurtardık arkadaşlar. Dolarisi konuşup onu sakinleştirmeye başardık. Bu bizi çok rahatlattı diyor. Güzel. Evet gençler 20. gündeyiz. Bahar su kaybı yaşıyor. Aman sen lazımsın. Su kaybı yaşama. Hadi sen de su iç. Bu aç mıydı? Değildi. Oğlum sana her şey feda. Sen bayağı çalıştın. Kapının arkasında özgürlük namına açın diye bir bağırış duyuldu. Şimdi özgürlük namına mı acaba? Dur bir saniye. Nükleer çür insanlarından yeni talimat bekle. Acaba o talimat olabilir mi? Bak şimdi. Sıkıntı da olur. Özgürlük adına birini öldürmek istiyordur. Açsak mı? Yani evet sıkıntı da olabilir. Ben bir kere böyle kapıyı bir açtım. Öldürdüler bizi ama açacağım. Merak ediyorum. Horlama sesi geliyor bir şey yok. Rahatız güzel. Bakalım abi ne olmuş? 21. gündeyiz arkadaşlar. Bir tane yemek verebilirim. Çünkü ne diyor bak. Kapımızda bir not bulunca hepimiz çok şaşırdık. Notta bir yere bazı kaynaklar getirmemizi istediklerini yazmışlar. İmza. Arkadaşlar, arkadaşlar mı? Ne tür arkadaşlar? Bu insanları tanımıyoruz ama istersek artık tanışabiliriz. Bence de abi. Bir gitsinler, bir baksınlar ne olur olmaz. Belki iyi insanlarla karşılaşırlar. 22. güne geldik bu arada. Bakıyoruz her şey sakin, yerli yerinde. Eksilen bir şey yok. Ama bir tek bir yemeğimiz var ama olsun. 23. gündeyiz. Bu arada kız gitti gidiş o gidiş. Koca buldu herhalde. Gelen giden olmadığına göre. Şimdi dolar esip susamış. Ona biraz su verelim. Sen de susadın mı lan? Hadi bak var ya. İyi günümdeyim. Şu işe bak kendimize ait bir nükleer felaket bahçemiz var. Duvarların birinde bir sürü mantar büyümeye başladı. Yenebilecek kadar büyükler. Ne dersin? Bugün mantar ziyafeti. Sanmıyorum. Ne olur olmaz. Zehirlenebilirsiniz. Güzel. Kimse bir şey yememiş. Yalnız bir şey söyle. Şu mendebur suratına bak ya. Tüh. Aç olabiliriz ama asla yiyemeyeceğimiz bazı şeyler var. Duvardaki mantarlar da onlardan biri. Abicim şöyle ben bir bunları bir erzakları paylaştırayım. 36. gündeyiz bu arada. 37. güne geleceğiz ve kapı çalmış bu arada. Kapımızı açalım mı? Açalım bakalım kim var. Sonuçta baltamızda tüfeğimiz var ya. Sıkarız kafalarına ne olacak kardeşim? Ne oldu lan? Oğlum su mu gitti? Biri bize ateş açmaya başladı. Dur. Ne olmuş? Aa, oğlum bizim çocuğu vurmuşlar lan. Yaralı. Yüreğinden yaralı. Ya evin annesi çocuğa bir şey yapamadın, bakamadın ya. Öyle böyle 39. güne geldik. Şöyle bir bakıyoruz. Bu arada mermiler de buradaymış ya. Aha gittik ihtiyacım olan. Ya mermi mi aldınız gerçekten? Su kaybı yaşıyordu. Su bitti su. Evin reisi geldi. 42. günde. Oğlum çocuk nereye gitti lan? Bu da iskambil kağıdı bulmuş. Aha sonunda da radyo düzelmiş. Dayanamak kahkahayı bastık ve konuklarımız bir alındılar. Geç bunları. Bak 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 evi reisi gitti geldi ne yapmış arkadaşlar 2 tane çorba
İki tane su, iskambil kağıdı, bir de radyomuzu onarmış ya. İşte evin reisi böyle olur abi. Ne oldu lan? Oğlum biz bu çocuğu iyileştirdik. Timus da aklını kaybetti diyor. Manyağa bak. Sığınak kapısını açmış ve arkasına bakmadan kaçmış gitmiş. Ulan en güvendiğim evladım sendin be. Püh. Şimdi gençler 47. gündeyiz. Birileri kapıya geldi. Ondan sonra adamlar biraz böyle abuk subuk konuştu. Biz de çektik tüfeğimizi. Bir böyle bir gücümüzü gösterdik orada ama tabii boşa gitti. Mermimiz de gitti. Ondan sonra şu an bunlar da bitkin durumda. Ama bakıyoruz ki bize çok güzel teklifler var. Şimdi bu saatten sonra bunlar işe yarar mı? Bence yarar. Onun için hiçbir şeyimi bırakmayacağım. Oradan yeni talimat bekleyeceğim abi. Aha kapı açıldı. Kadın geldi. İnşallah hasta gelmemişsindir. Ya bu var ya bu. Bak ben size şunu söyleyeyim. Hiçbir işe yaramıyor. Bak geçenlere gitti geldi. Hasta geldi. Ondan sonra kendine sağlık kiti getirdi. Bak gene hasta geldi. Sağlık kitini gene ona kullanacağız. Ya ablacığım sen niye böyle yapıyorsun ya? Sen niye böyle? Dur bakayım ne getirmiş. Bir yemek getirmiş, iki su getirmiş, bir çanta getirmiş. O da hasta yani ona kullanacağız. Gene dışarı birini göndereceğiz. Ya şu da sürekli gelip gelip gidiyor. Bir yemek de ona vereyim ya. Şimdi ne durumdalar? Bitkin susamış. Siz yemeğinizi yiyin. Sizi bir de ben sulayayım. Bak yapmam normalde ha bak. Çok güzel. Dört dörtlük bir. Yani kamp hayatı yaşıyorsunuz benimle. Herkese yardımcı oluyorum ya. Aha. Kedi sesi. He, bir kedimiz eksikti. Şakirov. Bunlar da tutlaç olsun. Bakın nasıl miyavlıyor. Aa kapı tüccarına var ya. Yemek verdik, o da bize kediyi kaktırdı. Oğlum biz bu kediyi nereye besleyeceğiz? Biz zaten kendimizi zor doyuruyoruz. Yani artık birinin gelip bizi bulması lazım. Böyle bir şey olamaz. Artık bazı kaynaklarımız çok daha fazla ama nedense bu konuda içimiz pek rahat değil. Tüm bu olayla aa yemek gelmiş. Yiyin aslanlarım yemek. Bol bol yiyin. Bu arada şurayı okuyalım. Güzel. Bu yemek nereden geldi ya? Neyse boş ver. Yiyin yemeğinizi yiyin gelin. Abi yemek gelmiş ya. Sorulur mu? Yiyin gitsin. Bu arada rekoruma yaklaştım. 65. 2 aydır idare ediyorum bu aileyi. Şakir o bile zayıfladı ya. Abi inşallah başımıza bir şey gelmez. Gene bir ateş sesleri duyuldu. Oh be vurulmamışız güzel. Radyomuzu da arada bir bakalım. Tamam. Kavga sırasında baltamız gitmiş olabilir ama sonuç olarak iyi miyiz? İyiyiz. Bir susamışlar bunlar. Bir su verelim. Aa çalışan bir radyomuz var. Neden ondan faydalanmıyoruz ki? Faydalanalım abi. Çünkü artık 3. aya girdik. 67. gündeyiz. Radyo ikinci kez kırıldı ya. Ya şu radyoya abicim niye bakıp... Aha kadın da gitti. Kadın da gelmiyor. Şimdi dışarı kim gönder? Adamı göndereceğim mecburen. Abicim sen bir git gel. Ben bu kızla kalırım burada. Ne yapayım artık? 69. gün. Güzel abi. Hızlı geçelim direkt. Senin bir şeyin var mı? Yok. Susadın ama yani şimdi ben sana su verirsem sıkıntı olur. Aa genç bir şarkıcı gelmiş. Yemek veririm abi ona. Çünkü yemek vereyim ki bir şey alma ihtimalimiz olur. 75. gün bu arada yeni rekorum. Geçiyoruz. Yemek vermişiz. Verdiğimize kalmışız. Hayırlı olsun. Aha radyomuz düzeldi. Yemek verdik ama radyomuzu düzeltti. Aslanım benim be. Adamın şarkıları gözlerimizi yaşarttı diyor. Tamam. Şimdi. Kaybı yaşıyor. Sen suyunu iç. Ondan sonra yolumuza bakalım. Abi manyak mısın sen? Oyuna bak. E kim bunlar? Ya böyle bir şey olamaz ya. Bir önceki rekorum da 70. günde zaten. Püh. Abi kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Zar zor gelmişim bu bölüme kadar. Bu arada her şeyi güzel idare ediyordum ben ya. Radyomuz da sağlamdı. Hayal ettiğimiz son böyle bir şey değildi. Tabii ki de haydutlar gelmiş ya. Tüh 71 gün hayatta kaldık. Arkadaşlar
rekorunuz varsa 72. gün, 73. gün bunları yorumlara belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.